Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. E2 vizesi için yatırım yapılırken Türk bankalarından alınan 30-40 bin dolarlık para yatırım olarak gösterilebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Kişiler E2 vizesi alma noktasında adım atarken yatırımcılar, tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi yatırımı ve bu yatırımın kaynağı. Dolayısıyla kişiler yatırımın yeterli olacak yatırımı yapmış olmaları ve bu yatırımın kaynağının da net bir şekilde yasal yollardan kazanıldığını gösteriyor olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu yasal yolların içinde çok değişik durum varsayımlardan ya da durumlardan kişiler tabii ki para elde edebiliyorlardır. Ama tabii bu önemli olan nokta nedir? Yatırımcı kişinin bu paraya sahip oluyor olması gerekecektir. Bu durumlardan bir tanesi de şu olabilir. Yatırımcı Türkiye'deki bankalardan ihtiyaç kredisi ya da ona benzer kredilerle diyelim 30-40 bin dolarlık bir kredi çekmiş olabilir. Eğer bu kişisel çektiği bir kredi ise ya da Türkiye'deki mal varlığı üzerinden, şirket üzerinden ya da kişisel garantisi üzerinden çektiği bir paraysa ve o parayı çektikten sonra da Amerika'daki şirketine gönderip yatırım yapabiliyorsa bu yatırımı yapmasında herhangi bir engel yoktur. Tek engel olacak nokta nedir bu tip kredilerde? Eğer Amerika'daki şirketi riske atıyorsa ya da ipotek altına sokuyorsa ya da Amerika'daki şirketin mal varlığını sokuyorsa ipotek altına, o zaman onu yatırım olarak kullanamaz. Yoksa kendi kişisel mal varlığını ya da başka şirket üzerindeki mal varlığını ya da karını ya da durumunu risk altına sokmuş olması onun yatırım yapmasına engel teşkil etmez. Dolayısıyla bu noktada kişi, yatırımcı olan kişi Türkiye'deki bankadan alacağı 30-40 bin dolarlık kişisel yatırımı Amerika'daki firmasına transfer edebilir ve yatırımı yapabilir ve bunun üzerinden de yatırımcı vizesine gitmesinde herhangi bir engel oluşmaz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.